Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11, ünite 5, ders 2. El-Vahidetu 5, 5. ünite. El-Dersu Sani 2. ders nedir? El-Cümletul Fi'liyetu Fi'il cümlesi. Arapçada cümleleri genel olarak fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak ikiye ayırabiliriz. An itibariyle fiil cümlelerini işleyeceğiz. Lahiz, düşün. El cümelel fiiliyete, fiil cümleleri hakkında düşün. Cümletün, cümelün, cümel, cümletün kelimesinin çoğulu, cemim keser, kırık çoğul, cümleler manasına gelir. Tabi cümlelerin bir aklı olmadığından el-fi'liye tu yani müennesse müfret bir kelime ile sıfatlanmıştır. Tehterifu değişir. El-eklatu yiyecekler hasebel menatıkı mıntıkalara göre yiyecekler, yemekler değişmektedir. Mıntıkun menatık, mıntıkatun menatık. Menatık, cimim keser, şuğul esasen gayrimusarif kalıbında lakin eliflamlı olduğundan her ne kadar gayrimusarif olsa da cerhali esire ile olacaktır. Haseb muzaftır. Bölgelere göre yemekler, yemek çeşitleri, yani çeşit çeşit yiyecekler değişir. Ta'teni, itina gösterir. El-mujtema'atu, topluluklar, toplumlar. Bi-sıhhati şebabi, gençlerin sıhhatine topluluklar, toplumlar itina gösterir. İ'tena, ya'teni, ta'teni. İ'teneye, ifta'le, iftal bağlı. Tefettahat, açtı, el-eşcaru, ağaçlar. Ağaçlar yaprak açtı yani yapraklandı. Fir-rabi'i, ilkbaharda. Yebde'u, başlar, el-etraku, Türkler, Türk'ün, Türkan, etrak, cimim keserdir. Türkler başlar, vecbetuhum, öğünlerine, yemeklere başlarlar. Bil-hesai, adeten, genellikle çorba ile başlarlar. Hesa, çorba demek. Neşe'e, el-veledu, fi usratin, müsekkafetin. Neşe'e büyüdü elveledü çocuk fi usratin ailede müsekkafetin bilgili ailede, bilgi ailede büyüdü. Bunları okuduk. Aklarında düşünün demiş. Düşünelim, şöyle düşünebiliriz. Tehtelifu bir fiildir, ta'teni bir fiil, tefetahat fiil, yebdu fiil, neşe'e fiil. Ne olmuş fiilse? Fiil ve fiil cümlesiyle başlamış. Yani fiil olan kelime ile cümle başlamış. Burası bir cümle, bir cümle. Yani her satırın ilk kelimesi fiil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fiildir. Fiille başlıyor yani cümleler. Fiille başlayan cümleye de fiil cümlesi demekteyiz. Bir cümle fiille başlıyorsa ona fiil cümlesi denilir. Fiille başlaması ne demek? Yani yazılışa fiille başlamak demek. İşte şurada yazıya başlamışız. Tehtelifu fiille başlamış, devam etmiş. Ta'teni fiille başlamış, devam etmiş. Yine fiille başlıyor. Her satır fiille başlamış. Buna göre her satır fiil cümlesi. Fiil cümlesi olabilmesi için bu fiilin en başta olması zorunlu mudur? Zorunlu değildir. Lakin fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denilir diye genel bir kaide var. Elbette bunun istisnası yani var mı yok mu derseniz var. Fiil, fail, mef'ul. Fiil cümlesi bunlardan oluşur. Mef'ul bazen fiilden de öne geçebilir. Bakmışsın isimle başlamış ardından fiil geliyor ama yine de fiil cümlesi. Niye? Fiilin mef'ulu fiilden önce gelmiş. Bu olabilir. Peki fail fiilden önce gelebilir mi? Gelemez. Fail fiilden önce gelirse o artık isim cümlesidir. Peki mef'ulün fiilden önce geldiğine, buna rağmen onun fiil cümlesi olduğuna bir örnek, bir delil verebilir miyiz? Fatiha suresi, İyyâke na'budu. İyyâke yalnızca sana, na'budu kulluk ederiz.
Na'budu kelimesi yani bir fiildir. Abede, ya'budu, e'budu, na'budu. Fiil muzari, nefs-i mütekellim, mali gayr. Birinci şahıs biz demek. Faili gizli nahnu. Na'budu açıkça fiil. İyyâke onun mef'ulüdür ve tabii ki İyyâke na'budu fiilinden önce gelmiştir. Ama yine de orası yani İyyâke na'budu bir fiil cümlesidir. Böyle istisnalar var. Bu istisnayı böyle hemen anlatmam belki de doğru değildi. Biraz devam edelim. Bakalım onlara değinmiş mi? Kitap değinmemişse yani %99 oranında böyle bir soru zaten çıkmayacaktır. Çünkü bu biraz daha ileri seviye olabilir. Bunun dışında bunların fiil olduğunu sen nereden anladın? Bir de öyle bir soru sorabilirsiniz. Bunların fiil olduğunu nereden anladığımızı ifade edeceğim. Aşağıda ifade ederim. Yani kitap yazmıştır sanırım. Yazmamışsa o zaman anlatacağız. Şimdi kaydıya geçelim. El cümletül fi'liyetu fiil cümleleri. Hiye o fiil cümleleri nedir? El cümletülleti öyle bir cümledir ki o tebde'u başlar. Bi fi'lin fiil ile fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denilir. Buna rağmen meful bazen fiilden önce gelebilir. Bunu unutmayalım. Ama fail fiilden önce gelir mi? Gelmez. Lil cümletil fi'liyeti fiil cümlesi için vardır. Ne vardır? Unsurani iki tane unsur, iki tane öge vardır. Esasi yani esas olarak yani temel iki unsur, temel iki öge vardır. Huma o iki öge nedir? El fi'lu fiildir ve el fa'ilu faildir. Bir de mef'ul var. Mef'ul olmayabilir de. Yani fiilin lazım olduğunu düşünelim. Fiiller lazım ve mütali olarak ikiye ayırabiliriz. Türkçe'de buna geçişli fiil, geçişsiz fiil demekteyiz. Lazım fiil yani geçişsiz fiilin mef'ulü olmayabilir. Lakin harficerle, zarfla alabilir. Bunlar çok ayrıntı konular. En azından burada en azından anlatıyorum. Üzerine bir şeyler koyuyorum. En azından yazılı onları aklınızda tutun. El fi'lü fiil nedir? Yutabiku el fa'ile. El fi'lü fiil yutabiku uygun düşer. Uygundur, uyumludur. El fa'ile fail ile uyumludur. Hangi yönden? Min haysu şu yönden ki. Et tezkir ve te'niz. Tezkir, müzekkerlik. Te'niz, mühennestlik. Fail ile fiil arasında ne var? Bir uyum vardır. Yani fiil müzekkerse faile de müzekker gelir. Fiil müennes ise faili de müennes gelir. Elbette bunun da nesi var? İstisnası var ama onlara değinmeyecektir. El fa'ilu fail nedir? Merfu'un daima yani devamlı, sürekli merfudur fail. İyi de merfu ne demek? Çok kapalı bir kelime. Merfu'nun ne olduğu daha önceki ünitelerden geçti diye düşünüyorum. Geçmediyse de şimdi anlatılacak. El fi'lü fi'il, el fa'ilü fa'il ve el i'rab. İ'rab. Fiil nedir? Yapılan eylemdir. Öncelikle onu bilelim. Mesela dinliyorsun şu anda. Ne diyelim? Ali videoyu izliyor. Oradaki izlemek bir eylemdir. İzliyor. Fiildir yani. Kim? Ali. Fail olur. İrab nedir? İrab o kelimeye işte merfu mu diyeceğiz, mensup mu diyeceğiz, mecrur, meczum, mahallen mi, lafzan mı bu tür şeyleri içeren kavrama irab demekteyiz. Kelimenin sonundaki alamet. Ca'e bir fiildir. Fail olarak el müderrisi kullanabilirsin. Müderrisani, müderrisuna her birini deneyeceğiz ve nasıl bir açıklama yapıldığını göreceğiz. Buna göre ca'e el müderrisu. Diyelim deftere yazdım ben bunu. Ca'e geldi. Kim? El müderrisi öğretmen. Ca'e, C-Y-E, ya'i bir ecvef fiildir. Mazi fiil. El müderrisu, müderris geldi. Tamam. Nasıl bir kelime müderris? İsmi faildir. Derrase, müderrisu, tedris, müderrisun, müderrasun. Sefen babından isim fail olur. Müderris kelimesi nedir? Failun, faildir. Merfuun, merfudur. Ne ile merfudur? Bir zammeti zamme ile. Zamme ötre demek. Sinde ne var? Ötre var. İrab kelimenin sonları ile alakalıdır. Gidip müderrisin başındaki mimde zamme var. Ahana buldum veya dalda fetha var. Bununla alakası yok. Durum sonuncu harf. Kelime müfretse.
Nusret değilse de sonlarda yine. Belki sonuncu harf değil ama yine sonlarda. Her birini anlatacağım şimdi. Müderris müsrettir. O yüzden raf alameti. Merfu'un bir zammeti. Zamme ile merfudur. Müsret kelimelerin merfuluğu neyledir? Sonuncu harfin ötrü olmasıyladır. Müderris yerine başka bir şey de olabilir. Mesela muallimu yazdığını düşünün. El muallimu merfudur. Fa'ilun merfu'un bi zammeti. Ca'e geldi. Yani şu an sallama cümle oluşturuyorum. Diyelim ki el kalemu. El kalemu. Kalem geldi. El galemu nedir? Fa'ilun merfu'un bi zammeti. Niye? Müfret olduğu için. Müfret kelimenin müfret isimden bahsediyorum. Sonuncu harfine bakacaksın. Zamme varsa o kelime nedir? Yani zamme ile merfudur. Müfret kelimelerden bahsediyoruz ve tabii ki isimlerde irab konusunu işlediğimizi de unutmayalım. Konumuz fiillerde değil. Fiillerde olsa caa, bunun da bir irabı var. Caa'nın da anlatabiliriz ama şu an daha fazla bilgi karmaşası olmasın. El müderrisani, caa el müderrisani. Dikkat çekeceğimiz nokta caa yine müfret ama fail şu anda ne oldu? Tesniye oldu. Yani fail tesniye de olsa fiil müfrettir. Fail cemi de olsa müderrisune cemidir. Fiil yine de müfrettir. Caa olmadı, cau olmadı öyle bir şey yok. Fiil müfret. Daima müfret. Fail ister müfret olsun, ister tesniye, ister cemi olsun fiil yine de müfrettir. El müderrisani tesniye bir isimdir. Tesniye olduğunu nereden anladın? Nun'un sağında elif var. Bunun raf halinde bir tesniye olduğunu gösterir. Nun esrili. El-müderrisani. İki tane öğretmen geldi. Müderrisun'a üç tane öğretmen geldi ama her biri erkek yani. Fa'ilun merfu'un bil elifi. Elifle merfudur müderrisani. Raf alameti nedir? Merfuluk alameti, belirtisi, işareti eliftir. Nun'un sağında elif olmaz. Niye elif var ki? Ennehu. Çünkü o müderrisani kelimesi nedir? Müsenna tesniyedir. Tesniye olduğu için elif ile merfu olur. Eliften başka ne olabilirdik? Ya olabilirdi. Mesela el müderriseyni. El müderriseyni. Elif bir sil yerine ya yaz. Cizini bir ya. Olabilir miydi böyle? Olabilirdi ama o zamanlar fail olmazdı. Böyle bir durum da var. Fail olabilmesi için tesniyede elif olmak zorunda. Nun'un sağında olacak. Müsrette sonuncu harfte ötre olması onun merfu olduğunu gösterir. Tesniyelerde merfulu nereden anlarsın? Nun'un sağında elif varsa. Eliften başka bir şey olamaz mı? Olur ya olabilirdi. O zaman da ona merfu demezdik. Ca'e geldi el müderrisun erkek öğretmenler. Bir sürü öğretmen gelmiş. Fa'ilun müderrisuna faildir. Merfu'un merfudur. Ne ile? Bil vavi vav ile. Vav sağındaki, nunun sağındaki vav ile merfudur. Nun cemi müzekkerlerde ne olur? Fethalı olur. El müderrisune. Merfu'un bil vavi. Niye? Li'ennehu. Çünkü müderrisune kelimesi cemi müzekker salimdir. Cem'u müzekkeri salimin. Cem'u müzekkerin salimin. Cem'u müzekkerin salimin. Cem'i müzekker salimdir. Salimi müzekkerden şey yaptık, sıfatladık. Veya cem'u müzekkerin salimun. Cem'iye de sıfat yapabiliriz. Müderrisune cem'i müzekker salimdir. Vav ile merfudur. Bir sürü örnek verebilirim bununla alakalı. Yeterince örnek görmezsem Kur'an-ı Kerim'i açar oradan da devam edebiliriz. Bir bakalım ne kadar anlatılmış. Caet ne değişti? Fiil müennes oldu. Burada esasen bir sürü şey anlatılıyor şu an. Belki yazmamışım ama şunu diyebilirim. Fiil fail ile müzekker müennes uyum içerisindedir dedi ya. Oradan başlıyor. Sonra fail merfudur daima dedi. Uyumu görmen lazım burada. Başka failin merfu olduğunu daima görmen lazım. Başka fiil cümlesinde iki tane unsur olur dedi. Fiil ile faili görebilmen lazım. Başka fiil cümlesi daima değilse de %80-90 oranında fiille başlar. Bunu da görmek gerekir.
Buna göre ca'e, yani cümca'e el-müderrisu yaz. As-satrain ca'e el-müderrisani. Bi-as-satrain ca'e el-müderrisune. Diyelim ki defterimize böyle yazdık. Bu demek yani. Ne dikkatinizi çekmesi lazım? Ca'e fiildir. Fiille cümle başlamış. Yani ca'e yazarak başladık yazma işini. Öyleyse fiille başladığına göre bu bir fiil cümlesi. Ne demek gerekir? Ca'e müzekkerdir. El-müderrisu o da müzekkerdir. Evet, fiil ile fail arasında müzekkerlik, müenneslik uyumu var. Yani her ikisi de müzekker, her ikisi de aynı anda müennes olması gerekir. An itibariyle ikisi de müzekkerdir. Uyum vardır. El-müderrisani tesnidir, fiil yine müfret. El-müderrisune cemidir, fiil yine müfrettir. Fail daima merfu olur dedi. Merfu'un daimen. Merfuluk alameti müsrette sindeki zammedir. Tesniyede nun'un sağındaki elif, cem müzekkerde nun'un sağındaki vav'dır. Sıra geldi caet. Fiil müennes yazdı diyelim. Sınavda çıktı. Caet nokta nokta nokta. Şıklar. El müderrisetu, el müderrisu ve benzeri. Caet nokta nokta dediyse yani kelime t ile bitti. Kelime müennes. Ne yapmalısın? Sen de müennes olanı seçmelisin. Müennes olduğun alameti müsrette kelimenin yuvarlak ta ile bitmiş olması. Kelime yuvarlak t ile bitmişse el müderrisi tu gibi katibetun veya el katibetu gibi nedir? Müsrettir, müennestir. Bu kelime müsret müennestir. Öyleyse noktalı yeri seçilir. Çünkü fiil müennes. El müderrise tani. Bu kelime müennes mi değil mi? Nereden anlarsın? Müennes olduğunu Elif'in sağında T olmasından anladım. Bakın yukarıda el müderrisani. Elif'in sağında T yoktu. Sin var. T yoksa ne olursa olsun. Önemli değil, o müzekker olur. Ama Nun'un sağındaki Elif'in hemen ardından T yazıldığına göre bu kelime müennestir. Tesniye müennesi yani. El müderrise tani. Esre Nun ve sağında Elif var. Demek ki tesniye. Peki müzekker mi müennes mi? Onu da araştırman gerekiyor. Elif'in sağında T olduğuna göre müennes. Yukarıda T yoktu. T'nin dışında ne olursa olsun müzekkerdir dersin. Örnek soru. Ca'e nokta nokta nokta. Noktalı yere ne getirmen lazım? Ca'e müzekker olduğuna göre müzekker bir şey getirmen lazım. Şunlardan biri olur. Şu olmaz ama. Bunların seçilebilmesi için fiilin ca'et yani T ile bitiyor olması gerekiyor. Caet, yani tesnisi, cimrisi de var elbette de müsret olur. El müderrisetü bir bayan öğretmen. Müderrisetan iki tane bayan öğretmen. Müderrisatü bir sürü bayan öğretmen. Bu kelime müsret olduğuna göre raf alameti, merfuluk alameti zammedir. Sonuncu harfteki zammedir. Müderrisetani tesniyedir. Tesniyeden raf alameti elif idi. El müderrisatü cemi müennes salimdir. Evvela cemi müennes salim olduğunu nereden anladın? Açık T ile bitmiş, sağında dik elif var. Bu şey yani açık T, sağında dik elif var. Öyleyse bu kelime nedir? Cemi müennes salimdir. Bu bir kaide. Daima böyle midir? Elbette istisnası vardır. Yani %99 oranında böyledir ama. Birkaç istisna var. İstisnalar nelerdi aklınıza takılmasın. Açık T, sağında dik elif varsa, kelime böyle bitmiş ise ona siz ne deyin? Cemi müennes salim deyin. Cemi müennes salimin raf alameti sonuncu harfteki zammedir. Failun el müderrisetü kelimesi faildir. Merfu'un bir zammeti. Zamme ile merfudur. El müderrisetani failun merfu'un bil elifi. Elif ile merfudur. Faildir. Niye? Li'ennehu müsenna. Çünkü müderrisetani kelimesi tesniyedir. El müderrisatu failun merfu'un biz zammeti zamme ile merfudur faildir. Niye? Li'ennehu çünkü o cemi müennes salimdir. Yazmamış burada ama onu da ben söyleyeyim. Cemi müennes salimdir. Ca'e eddullabu el esatizetu. Esatiz öğretmenler, hocalar manasına geliyor. Cemidir yani. Bundan ne anlayacaksın? Ca'e eddullabu. Dullab, dalibun, dalibani, dullab. Cemi mükesser. Fa'ilun, merfu'un, bizzammeti.
Faildir, merfudur. Neyle merfu? Biz zammeti. Zamme ile merfudur. Ba ile demek. El esatizetu bayan öğretmenler geldi. Fa'ilun merfu'un biz zammeti. Dikkat çekecek nokta ne? Dikkat çekecek nokta şu. Ca'e el müderrisu, müderrisani, müderrisune. Fark etmedi. Ca'e eddullabu el esatizetu. Yani cimi seçeceksek cimi mükesser şu anda. Ebdullah bu. Cimi mükesserdir. Bir kelimenin cimi mükesser olduğunu ben nereden anlarım? Anlamak oldukça zor sayılabilir. Neden? Biraz altyapı gerektiriyor bu. Yani şu şu kaideleri ezberlersen diyemiyoruz. Çünkü belirli bir kaidesi yok. Cimi mükesserin bir sürü vezni vardır. Vezinlerini bir kitaptan öğrenebilirsiniz ama aklınızda kalmaz. İşin o kısmı da var. Çünkü 20-30 tane değil, bayağı bir var. Hepsini kim aklında tutacak? Cemi mükesseri tespit noktasında sözlüğe bakmak son derece önemlidir. İşte isim failin, isim mefulün bazı cemileri, bazı kalıpların bazı cemileri daima mükesser vardır oralarda. O şekilde akılda bulundurulabilir. Ama çok önemli değil. Size sorulacak şey bu tür kelimelerde kesinlikle kitapta geçen kelime sorulacaktır. Abdullah bu kelimesinin cemi mükesser olduğunu anlamasan ne olur? Bir şey olmaz. Sadece şunu anlayabilmeniz yeterli. Bu kelime tesniye mi? Değil kardeşim. Nunla bitmemiş ki. Başka? Cemi müzekker salim olabilir mi? Yok. Nunla bitmemiş. Nun ve sağında vav olması lazımdı. Bazen vav yerine ya da olabilir. El müderrisune, el müderrisine gibi. El müderrisani, el müderriseyni. Tesniyede elif yerine ya olabilir. Cemi müzekker salimde vav yerine ya olabilir. Ama bu durumda bunlar fail olmazlar. Bunu unutmayın. Vav varsa fail, elif varsa fail olur. Şimdi dullab kelimesinin tesni olmadığını tespit edebilirsiniz. Nun sağında elif veya nun sağında ya söz konusu değil. Cem müzekker salim de olamaz. Nun sağında vav veya nun sağında ya yok. Başka cemi müennes salim olabilir mi bu? Hayır. Cemi müennes salim olabilmesi için açık T sağında dik elif olması lazım. Var mı? Yok. Öyleyse ne olduğunu önemsemeyin. Kelimenin sonunda zamme olması gerekiyor. Ancak öylece fail olabilir. Zamme ile bitti ise fail olur. Zamme ile bitti demek ki faildir. Bunun için de aynı şey geçerli. Yani tesniye veya cem müzekker, cem müennes olmadı açık. Öyleyse nedir? Zamme ile bitmiş ise fail olur. Ca ebuke senin kardeşin geldi. Ca ehuke senin de kardeşin geldi. Birisinin babası, birisinin kardeşi geliyor. Ebuke senin baban. Ehuke senin kardeşin. Ebu baba, ke sen demek. Ebuke senin baban. İzafet var burada. Muzaf ileyh durumu mevcut. Ebu burada fail olur. Ehu da fail olur. Bu Ebu, Ehu, Hamu, Henufu, Zu bu tür kelimeler özel isimlerdir yani. Esma-i Hamse diyoruz. Özel isim derken Türkçe'de bildiğimiz özel isim alem manasında değil de. Yani farklı kelimelerdir. Bu tür kelimelerin irabı biraz daha farklıdır. Vav'la yazılmış görüyorsunuz. Kelime aslında ebun ardından vav geldiğine göre bu kelime nedir? Faildir. Ehun ardından vav gelmiş. Ehu olmuş. Demek ki faildir. Ebu failun merfu'un bil vavi li'ennehu minel esmail hamseti. Failun merfu'un bil vavi. Vav ile merfudur. Faildir Ebu kelimesi. Li'ennehu çünkü Ebu kelimesi nedir? Minel esmail hamseti. Beş isimden birisidir. Ehu için de aynısı geçerli. Ehu sadece. Ke zamir olur. Ehu kelimesi fa'ilun merfu'un bil vavi. Vavla merfudur. Fa'ildir li'ennehu. Çünkü o minel esmail hamseti. Beş isimden birisidir. Yani ep'ten sonra vav olacak. Ki fail olsun. Ah'tan sonra da vav olacak. Ya başka nasıl olabilirdi ki zaten? Eba olabilirdi. Elif'in hemen ardından, ba'nın hemen ardından elif gelebilirdi. Eba. Veya vav yerinde ya da olabilirdi. Ebi gibi. Ehu aynı şekilde vav yerinde elif veya ya olabilir idi ama olursa bunlardan fail olmaz.
faal olabilmeleri için burada vav'ı görmeniz gerekiyor. Ca ebuke senin baban geldi. Ca ehuke senin de kardeşin geldi. Ayin belirle el fi'le fiili vel fa'ile faili de belirle. Fil cümelil atiyet aşağıda gelen cümlelerde bunları belirle. Kema fil misali örnekte olduğu gibi gördüğün gibi. Ben yaptım diyor zaten bir tane. Hazara eddalibu ile saffi. Hazara hazır oldu. Geldi. Eddalibu öğrenci ile saffi sınıfa. Fiil hazara eddalib ne olur? Fail olur. Yazdım diyor. Sen de ikincisinde bunları bulacağız. Vesalet vasıl oldu. Yani ulaştı. El bintu kız ile el beyti eve. Vesalet fiil olur. El bintu fail olur. Teharraket hareket etti. Es-seyyarat otomobil nahvel karreti köye doğru hareket etti. Teharraket fiil es-seyyaratu fail olur. Tekelleme konuştu er-raculu adam ma'el muvazzafi memurla beraber. Yani memur ile konuştu. Tekelleme fiil er-raculu fail olur. Aşe ya'işu. Ya'işu fiil eşabbu fail olur. Gençler ya'işu yaşıyor eşabbu gençler yaşıyor ba'iden uzakta an usratihi ailesinden uzakta yaşıyor. Yufekkiru düşünüyor. Ya'işu fiil eşabu fail. Yufekkiru fiil el mudiru fail. Yufekkiru düşünüyor el mudiru müdür düşünüyor. Fi hallil müşkileti. Müşkili yani problemi sorunu halletmeyi düşünüyor. Çözmeyi düşünüyor. Vesalet vesale vesala vesalu vesalet. Üçüncü şahıs. Gaibenin müfredi olur. Fiildir. Vesalet T'de cezim var yani. Nasıl bir fiil bu? Müfrettir, müennestir, gaibedir. Öyleyse ne olacak? Bize de bir ne lazım? Müennes lazım. Çünkü fiil müennesse fail de müennes olmalı. Uyum olmalıydı hatırlayalım. Hangi konuda, hangi notla uyum olacak? Müzekkerlik, müennes. Olmuş mu? Evet. Vesalet, ketebet gibi. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet. Vesale, vesala, vesalu, vesalet gibi. El bintu da ne dedik? Müennes bir faildir. Fail dedik. Geçmeyelim dilerseniz. Yukarıda ne yazıyordu hatırlayalım. Mesela failun merfuun bi zammeti. Tam olarak o geçerli burada. Failun merfuun bi zammeti duyabilirsiniz. Teharraket. Teharrake mazi bir fiil. Teharrake, teharraka, teharraku, teharraket. Tefaale, yetefaalu, tefaul babından mazi fiil. Teharraket nedir? Yine müennes bir fiildir. Öyleyse fail de müennes olmalı. Müzekker müennes uyumu vardı. Es-seyyaratu kapalı T ile bittiğinden müennestir. El bintu kız demek zaten. Yani kıza müzekker denilmez. Müennes olduğu çok açık. Tekelleme, yetekellemu. Tefaale, yetefaalu. Tefaul babı. Tekelleme nasıl bir kelime? Yani mazi bir fiildir. Bunun dışında müzekker mi müennes mi? Müzekkerdir. Başındaki T'ye aldanmayın. Sonunda T yok çünkü. Tekelleme, tefaale mazi bir fiil. Er-raculu ona uyumludur. Her ikisi de müzekkerdir. Aşe ya'işu. Ya'işu müzekker muzari fiildir. Eşya bu uygundur. Yufekkiru, fekkara, yufekkiru, fe'ale, yufe'ilu, tef'il babından muzari fiil. Mudir, müzekker, müdür, müzekkerdir. Yufekkiru da müzekkerdir. Uyum vardır yani. Ne diyebilirsiniz? Merfu'un, fa'ilun, merfu'un bizzammeti diyebilirsiniz. İmre doldur el feragati boşlukları fi nasil ati. Aşağıda geçen parçadaki boşlukları doldurun. Neyle dolduralım? Bil ef'al münasibet uygun fiillerle doldurun. Müsta'inen bil kaimeti. Şuradaki kelimelerden yardım alarak bu işi yapın diyor. Halidun Halit min nevmihi uykusundan mübekkiran erkenliğin erken vakitte Halit uykusundan ne yapar ki? Muhtemelen isteği gaza uyandı Halidun Halit min nevmihi uykusundan mübekkiran erkenden. Ardından yedeyhi ellerini ve vecehu ve yüzünü sümme sonra elini yüzünü uyandıktan sonra ne yaparsın? Gasele yıkadı. Gasele yıkadı yedeyhi ellerini iki elini de yıkadı yani.
vecehu ve yüzünü de yıkadı. Sümme sonra ne yaptı? Sonra tenavele el fetura kahvaltı yaptı. Daha sonra halidun fil feturi el hubze diye devam ediyor. Yani hubz, ekmek, cübn, peynir bunları ne yaparsın? Kahvaltıda ne yaparsın? Ekele yedi. Ekele yekulu var. Yekulu var mı? Yekulu yok. Öyleyse ekele yedi. Kim? Halidun Halit. Fil feturi kahvaltıda neydi? El hubze, ekmek, ve cübne, peynir, ve zeytune, zeytin, ve beyza ve de yumurta yedi. Beyza yumurta demek. Yumurta da yedi. Bayağı şeyler yemiş. Ve şeribe ve içti. Ke'sen bir bardak mineşşayi çaydandan bir bardak aldı. Ba'del feturi kahvaltıdan sonra harece çıktı minel beyti. Minel beyti evinden çıktı. Ve zehebe gitti el hafilete otobüse doğru gitti. Zehebe ilel hafilete otobüse doğru gitti. Gerçi otobüse doğru gittiden öte ne desek daha mantıklı? Rakibe bindi el hafilete otobüse bindi. Ve yezhebu veya ve zehebe gitti ilel medreseti okula. Rakibe el hafilete otobüse bindi. Zehebe ilel medreseti okula gitti. Havvil çevir el fi'l mazi. Mazi fiili çevir. Fin nas-ı sabık geçen parçadaki mazi fiilleri çevir. Nereye? Neye? İlel muzari'i muzari fiile çevir. Hem de mübtediyen başlayarak bima ye'ti aşağıda geldiği gibi onlarla başlattın. Ne var? Yesteyğizu Halidun min nevmihi mübekkiran. Yesteyğizu uyanır. Kim? Halidun. Halid min nevmi uykusundan mübekkiran erkenden. Yukarıda geçen derken tam olarak neyi kastetmiştir? Sanırım şurayı. Yani burada isteği gaza vardı. Mazi onu muzari yaptı. Yesteyğizu yaptı. Buna göre İkinci fiil olarak şurada gasele demiştik. Yani elini yüzünü yıkadı. Yağsilu. Yağsilu. Muzarisi bu. Tenavele. Yetenavelu. Yetenavelu. Ekele vardı. Ekele yekulu olur. Şeribe. Yeşrabu. Harece yahrucu, rakibe yerkebu, zehebe yezhebu. Çevirecek tek şey bunlar. Bunları çevirip tekrar yazın demiş. Yani fiili çevireceğiz. Başka bir şey yok. Havvil el fi'lel müzekkera. Havvil dönüştür. El fi'lel müzekkera, müzekker fiili. Neredeki müzekker fiili? Fiil cümleleri atiyeti. Aşağıda gelen cümlelerdeki müzekker fiili dönüştür, çevir. Nereye? İlel müennesi. İlel müennesi müennese çevir. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Müzekker eril demek idi. Müennes dişil manasına geliyor. Misal örnek. Raca'a el-ebu min amelihi müteahhiran. Raca'a döndü el-ebu baba min amelihi işinden müteahhiran. Geç döndü. Raca'a, raca'et. Ne oldu? Müennes oldu. Ketebe, ketebet gibi. El-ebu babanın müennesi, yani anne olacaktır. El-ebetu gibi. Sonra bir t koyayım müennes olsun. Değil. El ummu anne döndü. Min ameli ha müennes zamirini de kullanmamız gerekti. Bir müzekker zamiriydi. Ha müennes zamiri. Müteahhiran müzekker bir kelime. Müteahhiraten müennes bir kelime. Sonuna bir kapalı T yani tay merbuta eklenmiş oldu. Bir. Ketebe yazdı. El muvazzafı görevli. Yani memur neyi yaz? Et takrira takriri sunumu raporu yazdı.
Kable yevmeyini 2 gün önce. Çevir. Ketebe. Keteba. Ketebu. Ketebet. Kapalı T değil, açık T ile. Ketebet olacak. Şurada gözüktüğü gibi. Ketebet el muvazzafetu. Değişen tek şey bu. Fiil dönüştür. Ketebet yap. Bir de el muvazzafetu. Sonra T ekle. Niye böyle yapıyoruz ki? Çünkü unutmayalım, ketebet fiil müennes olursa fail de müennes olur. Fiil fail arasında ne vardı? Müzekker müennes bakımından uyum vardı. Bunu unutmamalıyız. Uyumu sağlamak adına ikisini bir dönüştürüyorum. Ortada zamir yok olsa zamiri de dönüştürmem gerekiyor. Sekene yeskunu. Yeskunu oturuyor. Eddabibu bu doktor fi şukkatin kebiratin. Büyük bir dairede oturuyor. Yeskunu yerine ne yapacağız şimdi? Teskunu olacak. Yeskunu, teskunu eddabibetu. Teskunu eddabibetu. Bayan doktor oturuyor orada. 3. Yezuru Fevzi. Yezuru ziyaret ediyor. Kim? Fevzi. Fevzi ziyaret ediyor. Kimi ziyaret ediyor? Sadikahu, arkadaşını. Nerede? Fi beytihi, evinde. Tezuru. Yezuru yerine tezuru. Ye isim yerine te yaz. Fevzi ziyaret ediyor. Sadiga teha. Sadiga teha fi beyti ha. Mana aynı zaten. Gâmet tilmizu bi vacibihi el menziliyi. Gâmet tilmizu öğrenci yaptı, yerine getirdi. Bi vacibihi ödevini, öyle der ki el menzili ev ödevini yaptı. Gâme gâmet. Ketebe ketebet. Yeskunu teskunu. Yezuru tezuru. Bazen mühendislik için sağ tarafa T, bazen sol tarafa T konuluyor. Neye göre? Fiil çekimini birazcık bilirsek ona göre. Gâmet et tilmîzetu bivâcibeha, bivâcibiha el menzili. Yuhibbu ahabbe yuhibbu ahbebe yuhibbu. Yuhibbu seviyor el ceddu. Nine diye geçti. Dede seviyor. Hafidehu torununu seviyor. Yuhibbu yerine tuhibbu. Yine seviyor. El ceddetu nine seviyor. Hafideha torununu. Burada hu erkek torununu. Gerçi hafidehu, evet, hafidehu kendi torununu. Her halükarda aynı yani. Kız torun, erkek torun değil. Buradaki hu'nun ha olma nedeni şuraya bağlı. Cedde, ceddete şeklinde. Havvil dönüştür el fa'ile müfrede. Müfret faili dönüştür. Neye? İler müsenna. Müsenna yani tesniye faile dönüştür. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Kema fil misali örnekte olduğu gibi dedi. Bakalım. Ya'melu el mühendisu fi mesna'ihi. Ya'melu el mühendisani. Ya'melu çalışıyor. El mühendisu erkek mühendis. Fi mesna'ihi fabrikasında. Fabrikada çalışıyor. Ya'melu yine çalışıyor. El mühendisan iki tane erkek mühendis. Fi mesna'ihima fabrikalarında. Şa'arat el merizatu bi elemin fi batniha. Şa'arat hissetti. El merizatu hasta bayan. Bi elemin bir acı hissetti. Nerede? Fi batniha karnında. Nasıl bunu teslim yapacağız? Faili demiş değil mi? Havvil el fa'il el müfrede ile el müsenna. Müfret olan faili tesniye yap. Ne yaparsın? Sadece tesniye çevireceğiz. El merizatu nasıl değiştirilir? El merizatani. Meriva tani. Tani. Elif ve nun ekleyeceğim. Ama bu kelime müennes zaten. Bakın kapalı T ile bittiğim için müennes. Öyleyse elif nun artı elifin sağına T eklemem gerekir. Yukarıda bununla alakalı bir sürü örnek geçti yani. Müennes tesniyeye dair örnek geçti. Tabi ona örnek verme çabaları yoktu ama biz mühendis olduğunu anlatmıştık. Ne gibi? Şuradaki gibi. Yani şunu ekleyeceksiniz sadece. Şu eklenecek. Eğer müfret kelimenin sonu kapalı T ile bitmiş ise ne yaparsın? Kapalı T'yi sil. Şu an seçtiğim yere ekle.
Nun var. Sağında elif var. Daha sağında T var. T ile bittiyse kelimeyi, o T'yi sileceksin. Bunları ekleyeceksin. Üç harf. Eğer kelime T ile bitmemiş ise sadece şu ikisini ekleyeceksin. Kelime tesniye olacak. Nun ve sağında elif. Zor bir şey yok yani. Gayet basit bir şey bu. Buradaydık. Miryazatu kapalı T ile bittiğinden silerim. Yerine ne eklerim? Bir tane nun, sağında elif, daha sağında T olur. Böylece nasıl okunur artık o? El-Miri-Vatani. Bu kadar. Safer-et-Taciru. Sonda T var mı? Yok. Öyleyse ne yapacaksın? Nun, sağında elif. Et-Tacirani. Bu kadar. Başka bir şey yok. Teşrahu-el-Müderrisetu. T var. Sil. Esrili bir nun. Sağına elif. Daha sağına da T koyacaksın. El-Müderrise Tani. Böyle olur. Safer'e yolculuk etti. Et-Taciru. Tüccar, tacir, satıcı kişi ila belediği, kendi beldesine. Teşrahu şerh ediyor, açıklıyor. El müderrisetu, bayan müderris. Neyi el mevzu'a, konuyu kim için? Li dullabiha, kendi öğrencileri için. Yusri'u, acele ediyor. Es-sa'iku fis-seyri. Sa'ik, şoför manasına gelir. Yolculuk, seyir halindeyken acele ediyor. Es-sa'igu kelimesini tesniye yapmak istiyorum. Nasıl yaparım? Çok basit. Bir nun sağında elif eklerim. Es-sa'igani olur. Yestekbilu el-veziru el-etfale olur. Veziru. Sonda T var mı? Hayır. Öyleyse bir nun sağına elif ekle. El-vezirani olur. Havvil el-fa'ile el-müfrede. Müfred faili çevir. Neye? İlel cem'i. Cemiye. Kemafi misali. Örnekte olduğu gibi. Ya'melu yine çalışıyor. El mühendisu yine mühendis. Nerede fi mesna'ihi yine fabrikasında. Bayağı bir çalışkan çıktı. Ya'melu el mühendisune fi mesna'ihim. Tabi zamirlerde değişkenlikler mevcut. Yani burada hi vardı, burada him oldu. Niye? Burada mühendis tekildi, müfretti, tek kişiydi. Bu yüzden müfret zamir kullanıldı. Burada cemi yani çoğul oldu. O yüzden çoğul zamir kullanıldı. Değişen bir şey de bu. Kelimenin sonu şurada olduğu gibi kapalı T ile bitmediği sürece nasıl cemiye çevirirsin bir kelimeyi? Sonuna vav ve nun ekleyerek. Öyle yapmamış mı zaten? El mühendisu ile el mühendisun arasında ne fark var? Sin'den sonra vav nun eklemişler. Olmuş bitmiş. Bunu her yerde yapabilirsin. Kelimenin son harfi T değilse. Basit yani. Eddabibu, eddabib kelimesini böyle yapacağız. Oradan başlayacağız. Ama bazı kelimeler var. Tek tek gidelim. Madde 1, sonunda kapalı T yoksa vav nun ekleyerek cemi yapabilirsin. Madde 2, kapalı T ile bitmiş ise kapalı T'yi sil. Ne ekle yerine? Kapalı T'nin yerine ne ekleyebiliriz? Açık T, sağında dik elif. Yani cemi müennes salim hatırlayın. Cemi müennes salim. Açık T ile bitiyordu. Sağında elif vardı. Tamam. Kelimenin sonu böyle kapalı T ile bitti ise onu sil. Bir tane elif ekle. Bir tane de T ekleyeceksin. Sonuncu harf açık T. Sağında dik elif olacak yani. Cemi müennes salim hatırlayalım. Bu ikinci madde. Bir de üçüncü madde var ki o nedir? O da bazen kelimeler mükesser olarak çoğul yapılır. Yani kırık çoğul. Cumu'u teksir. Cemi Mükesser adı verilen bir cemileme tekniği de vardır. Onun bir kaidesi yok. Onu bulabilmen için sözlüğe bakman gerekir. Başka bir türlü anlatabilmemiz mümkün değil ya. Yani. Buna göre başlayalım. Müfret faili cemi yapmamız istenmiş. Alece muayene etti. Eddabibu doktor el merize hastayı. Eddabib bir tane doktor. Dabib kelimesinin cemisi şurada olduğu gibi vavnunla değil. Elif ta ile yani cemi müennes zaten yapamazsın. T ile bitmemiş. Yani kırık çoğul olacak. O da nedir? Edibba. Alece el-edibba'u el-meriza. Edibba doktorlar demek. Dehale girdi. Eddalibu öğrenci. Saffehu sınıfına. Talip kelimesinin de cemisi yine kırık çoğul olarak gelir.
Ebbullabu olacaktır. Şehimet anladı. Eddalibetu edderse. Bayan öğrenci, kız öğrenci dersi anladı. Kapalı teyli bitti. Kapalı tesil. Hemen onun yerine bir tane dik bir elif koy. Sol tarafına da açık bir T ekle. Eddalibetu ne olur? Dalibatu olur. Eddalibatu. Edderse. Tabii şunları da unutmamak gerekiyor. Yani şuradaki hi zamirini de cimrilememiz gerekirdi. Dalip, dullap olduğu gibi saffehu, saffehum olacaktır. Hum zamiri eklenir. Bununla birlikte her ne kadar şu an konu, faili, müfretten cemiye çevirmek olsa da genel kaidelerimizi hatırlayalım. Alece nedir? Müzekkerdir. Eddabib de müzekkerdir. Dehale müzekker, talip müzekker. Fehimet müennes, eddalibetu müennes. Ben bu failleri cemi yapıyorum. Fiilleri de cemi yapsam mı? Yok, öyle bir şey yoktu. Fiiller daima müfret olarak kalırdı. Sadece müzekker veya müennes değişebilir. O da failine bağlıydı. Uyum var yani. Tusaidu yardımlaşır elbintu kızlar ümmeha anneleriyle. Yani kızlar annelerine yardım eder. Elbintu kelimesi elbenat diye cemilenir. Cemim keser, kırık çoğul. Elbenatu ümmeha yerine ümmehunne olacaktır. Ümmehunne cemisi, hanın cemisi hunne diye gelir. O yüzden. Biraz zamirleri bilmekle alakalı. Yel'abu, la'ibe, yel'abu. Yel'abu oynuyor evvelidi çocuk ma'a sadiqihi arkadaşıyla beraber. Veledin de çoğulu nasıl gelir? El-evladu. El-evladu ma'a sadiqihi değil artık. Ma'a esdiqaihim. Ma'a esdiqaihim. Sadik müfret, bunun çoğulu estiqa gelir. Bunu da cimrileyeceksin. Hi müfrettir, bunun da çoğulu him gelecektir. Yani çoğunlukla mükessel üzere gittiler. Şuradaki sistemi sonu T ile bitmedikçe vav nun ekle sistemini pek uygulamadılar. Kırık çoğul soracaklarsa %99 oranında bu kelimelerden soracaklardır. Ya da benim dediğim gibi kapalı T ile bitmediyse yani bir T yoksa sonunda açık veya kapalı fark etmez. T yoksa vav nun eklersin. Mühendisu, mühendisuna. Mesela el-katibu, el-katibune. Ne yaptım? Vav nun ekledim. Onun gibi Fatih, Fatihune. Nasir, Nasiruna. Havvil el cümele. Cümleleri değiştir. El atiye de aşağıda gelen cümleleri mübtedien başlatarak bima o şeyle ki tahtehu onun altında vardır ney? Hattun çizgi. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Altı çizili olan kelimeler ile cümleleri başlat diyor. Şu anda bir başlangıç söz konusu. Çizili olan kelimeler en başta aldım. Şurada olduğu gibi. Neşe'e büyüdü, el-evladu çocuklar, fi garyetin sagiratin. Küçük bir köyde büyüdüler. Altı çizili olan el-evlad. Bunu en başta aldım. El-evladu çocuklar, neşe'u büyüdüler. Fi garyetin sagiratin. Küçük bir köyde. Ne oluyor yani burada? Burada şu oluyor. Şimdi neşe'e fi'il, el-evladu fa'il idi. Faili başa alırsan ne olur? Benim dediğim bir nokta vardı. Oraya geldiler. Faili başa aldılar. Artık isimle başlıyor kelime. Öyle değil mi? Eliflamlı bir kelime bu. Demek ki isim. İsimle başladığı için burası artık fiil cümlesi değil. Sağ taraf fiil cümlesi. Sol taraf değil. Ne peki sol taraf? Sol taraf isim cümlesi. El-evlâdü müfredâ olur. Neşe'u fiildir. Vav failidir. Fiil fail birlikte ne olur? Fiil cümlesi olur. Ve aynı zamanda müpteda olan el evladın da haberi olur. Neşe'u. Toplu olarak, cümle olarak haber olur. Dehale eddalibane essaffe. İki tane öğrenci sınıfa girdi. Eddalibani'yi başa alırsan ne olur? Eddalibani dehala essaffe. Eddalibani, bunu başa aldım. Bu kelime madem ki tesniye, dehaleyi daha sonra getirdiğin için talibane uyum sağlaması lazım. Bu da tesniye olacaktır. Dikkatinizi çekmiştir. Neşe'e, neşe'u cemi oldu. Hani ketebe, keteba, ketebu, neşe'u o şekilde. Niye cemi oldu? Çünkü haberdir. Haber, müpteda haber. Birbirine müsret tesniye cemilik bakımından da uyar. O yüzden öyle oldu.
Aynı şekilde Dalibani'yi başa alırsan, Dakhale'yi sonra getireceğim dersen, Dakhale ne olacak? Haber olacak. Haber olacağı için müpteda haber arasındaki uyumu da unutmadan Dakhala yapman gerekir. Ama unutmayalım, Dakhala tek başına haber olmaz. Testindeki Elif ile birlikte, yani fail ile beraber haber olacaktır cümle olarak. Safera yusafiru el ceddu ila Mekke'te. Dede, artık birisi yani Mekke'ye gidiyor. Ced ile bunu başlatırsam ne olur? El ceddu yusafiru ila Mekke'te. El ceddu mübteda olur. Yusafiru hüve gizli zamiriyle beraber. Hüve gizli zamiriyle beraber. Fiil cümlesi olup el ceddu kelimesinin haberi olur. Burada ne anlatılıyor ya? Neyin peşindeyiz? Şunun peşindeyiz. Şurada yazılan her şey fiil cümlesi. Ama altı çizili olan her kelime de bir isimdir. Sen bu isimleri başa alırsan, yani cümleyi fiille değil de isimle başlarsan ne olur? O cümle artık isim cümlesi olur. Bunu anlatmaya çalışmışlar da açıkça söylememişler. Erselet. Bakalım Erselet gönderdi diyelim. El muvazzafatu, bayan memurlar gönderdi. Fevatir kehruba. Fevatire kehruba elektrik faturalarını gönderdiler. El muvazzafatu'yu başa alırsak el muvazzafatu ersenle olur. Teteallemu Leyla ve Zeynebu. Zeynep ile Leyla öğreniyor. Neyi? El-lugate-türkiyete, Türk dilini, Türk lügatını. Leyla ve Zeynebu teteallemani olacaktır. Tesniye yapacaksın. Faze-ellâibûne bil-mübârâti. Mübârat maç demek. Faze kazandı. Ellâibûne oyuncular bil-mübârâti maçı kazandılar. El-la'ibune'yi başa alırsan artık faze diyemezsin. Fazu, hani gale gale, galu, fazu o şekilde. Mübteda haber uyum olmasından ötürü fiili failden sonra getirdiğinde, yani faili başa alırsan fiil de ne yapacaktır? Bu cem ise bu da cem, aralarında uyum olacak. Mübteda haber arasında olan uyum. Burada ne anlatılmak istendi? Faili, fiilin faillerini başa alırsan orası artık isim cümlesine dönüşür. Aslında bunu az da olsa söyledim başta. İhtar seç es-sigata sahihate. Doğru sigayı seç. Ve ikmil ve tamamla biha onunla el cümlete cümleyi. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Ekrartum el-Kur'ana el-yevme ya ebnai. Derken garattumu ben seçtim diyor. Garattun ne de olabilirdi, ben bunu seçtim. Niye? Bir gerekçe olması lazım. Garattun ne olmaz mıydı? Garattun ne? Siz okudunuz mu? Siz bayanlar okudunuz mu el Kur'an'ı? Olabilirdi. Ama onu seçmemişler. Bu da mümkün yani. Ama neden olamazdı? Bir de o var şimdi. Yani o kadar serbest mi değildi? Ebnai. Ya ey ebnai çocuklar. Yani erkek çocuklar manasına geldiği için garaptum seçilmiş de bayan çocuklar geçmiyor burada. O yüzden garaptum seçilememiş. Yani müzekkerlik, müenneslik söz konusu var. Öyle bir fark var. Garaptum ile garaptun arasında ne fark var? Birisi müzekker, birisi müennes. Tetuma, tum müzekkerdir. Tunne müennestir. Üçüncü şahıs değil. Her ikisi de ikinci şahıstır. Meta ne zaman mesela raca'tum siz döndünüz min Mekke'te Mekke'den ya ihvani ey kardeşim siz ne zaman döndünüz? Doğru seçenek mi? Evet, ihvani erkek kardeşler için. 2. Burada vucuhe kunne açıkça kunne zamiri seçilmiş. Yani müennes zamiri var zaten burada. Dolayısıyla müennes olanı seçmen gerekir. O da tunne olacaktır. Egaseltunne siz yıkadınız mı vucuhekunne yüzlerinizi bir sabuni sabunla yıkadınız mı? 3. Min eyyi izaa. İzaa yayın demek. Min eyyi izaatin veya ti geçmeye bağlı izaati hangi yayını veya hangi yayında hangi yayını semi'tum siz işittiniz. Semi'tunne yine siz işittiniz ama işte bayan erkek farkı var.
Ya benati. Benati kızlar demek. Demek ki müennesmiş. Bir müennese, daha doğrusu bir sürü müennese hitap varmış. Bu yüzden tunne ile biten kelimeyi seçmen gerekir. Çünkü müennes zamirdir. Simya tunne. Bu seçilir. Min eyyi bab devamına baktığımda ehavati gelmiştir. Yani kızlarla alakalı yine. Ehavati, kız kardeşler. Dolayısıyla tunneyi seçmek gerekir. Daha altta limen için en nevafis pencereler. Hel şaartum tum demiş, görüyorsunuz. T tuma tum şurada olduğu gibi, yani müzekker seçilmiştir. Yani fetahtum olur. Limen niye fetahtum, siz açtınız. En nevafize pencere dedi. Hel şaartum, yoksa hissettiniz mi bil harbi, sıcağı. Sıcağı hissettiğiniz için mi yaptınız? Ennis, müennes yap. Neyi müennes yap? El faile, faili. Nerede? Fi kullin tamamında. Minel cümel ilati, aşağıda gelen cümlelerin tamamında faili müennes yap. Vezbut ve zaptet. Neyi? El zamira zamiri. Bir şekli, şekil ile. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi zamiri de uygun hale getir yani. Şerip de şeribe, şeriba, şeribu, şeribet, şeribeta, şeribne, şerip de. Tıpkı ketepte, nasarte gibi mazi, muhatap, müfret. Şerip de sen içtin. Şerip de sen içtin mi? Ne demek? Mı, mi, mu, soru eder yani. Şerip de sen içtin mi neyi? Şayı, çayı. Ya Hamid, ey Hamid. Sen içtin mi? Şimdi ne yapacak? Faili müennes yapacak. Faili müennes yapması daima yeterli olmaz. Aynı şekilde yerine uygun olarak tabii zamirde değişiklik yapılması gerekecektir. Şeribti. Hani şeripte burada te fail olur. Şeripti burada da ti fail olur. Ya Suat, ey Suat, sen çay içtin mi? Zamirde bir değişiklik yapıyoruz. T'yi ti yapıyoruz. Ketep de sen yazdın. Ketep de sen yazdın mı? Derse dersi ya Ali, sen dersi yazdın mı? Ne yapacağız? Ketep de ketepti olur. Ketepti. Sen yazdın mı? Neyi? Derse dersi ya Ali yerine ya Fatıma yazabilirsin. Fehimtum. Fehimte, fehimtuma, fehimtum, siz anladınız. Fehimtum, anladınız mı? Derse dersi. Öyle ders ki el cedi de yeni dersi. Ya ebnai, ey oğullarım, ey çocuklarım, yeni dersi kavradınız mı? Fehimtum, tum yerine ne olur? Tunne olur. Niye tunne oluyor? Tumun özelliği nedir? Te tuma, tum ti tuma, tunne. Yani tum nedir? Muhataptır. İkinci şahıs. Müzekker cemidir. Öyleyse üçüncü şahıstan bir cemi almalıyım yine. Yani ikinci şahıstan yine bir cemi almam gerekir. Tüm yerine tunne alman gerektiğini hocam nereden anlıyorsun? Olay şununla alakalı. Buradaki zamir müzekker mi? Evet. Kaçıncı şahıs? İki. O zaman ikinci şahsın müennesini al. Eğer zamir birinci şahıs olsaydı, birinci şahsın müennesini alırdık. Yani birinci şahıs mı, ikinci şahıs mı, üçüncü şahıs mı, ona bak. Müzekkerse o şahsın müennesini al. Burada te tumatum ikinci şahıstır. İkinci şahıs müzekkerdir bu zamir. Ben de ikinci şahsın müennesini alacağım. Çünkü müennes yap demiş. Tum yerine tun ne olur? Fehim tunne ederse el cedide ya benati diyeceğim artık. Başka bir şey yok. Eyye suratin, hangi sureyi hafizte sen ezberledin ya buneyye, ey oğlum? Hafizte hafiz ti olur biter. T yerine ti derim. Nereden anladın sen bunu? T ikinci şahıs müzekker müfret. Ti de ikinci şahıs müennes müfret. Uyumlu olan o yani. Semi'tum, siz işittiniz. Semi'tum, işittiniz mi? Ney? El habera, haberi. Ya estigai. Ey arkadaşlar, haber işittiniz mi? Te tumatum. Tum yerine ne kullanıyorduk? Tunne. Esmi'i tunne. Siz bayanlar işittiniz mi? El haber, haberi. Ya sadigati. Ey arkadaşlar, ey kız arkadaşlar.
İlâ eyne nereye zehebte sen gittin te yerine ti yazarsın açık. Ba'de dersi dersten sonra ya ahi ey kardeşim dersten sonra nereye gittin? Ya uhti yaparsın. Ya uhti bir de zehebte te yerine zehebti yaptın mı iş bitti. T'yi görürsen ti yap. Tun görürsen tunne yap. T gördün hemen ti yapacağım. Tun gördün hemen tunne yapacağım. T gördüm hemen T yapacağım bitti. İsti'ab kavrama soruları artık işin sonuna doğru gidiyoruz. Tercim, tercüme et, et-tarif, el-ati aşağıdaki tarifi tercüme et. Nereye tercüme edeyim? Hangi dere? İle Türkiyeti Türkçe'ye. Fi defterike defterine bunun tercümesini yaz. El makadiru miktar mekadir oran orantı gibi yani. El mekadir oran oranı verecek şimdi. Bir yemek tarifi verilecek. Yani 3 bardak şundan, 5 kaşık şundan, 1 kaşık şöyle, bir sürahi böyle gibi oran yani mekadir miktarlar. El mekadiru miktarlar. Beyzu adet 4. Beyz yumurta demekti. Adet 4. 4 tane yumurta. Kubani 2 tane bardak. Ve nisfu dakik ve yarım. Dakik neydi? Un demek. 2,5 bardak un. Kubani 2 ve nisf ve yarım. Vav artı manasında. Kubani artı nisf yani 2,5 bardak ney? Dakik yani un. Kubun 1 bardak ve nisf ve yarım ney? Sukker, şeker. Yani 1,5 bardak şeker. Kub 1 bardak, vav artı manasında, nisf yarım, 1 artı 1,5 bardak sukker, şeker. Kub yine 1 bardak, ney? Halib, süt. Nisf kub, yarım bardak da zeyt almaktayız. Yarım bardak yani sıvı yağ. Zeytun diye geçmekteyiz. Bunu sadece zeyt, sıvı yağ. Kis. Paket manasında kit bikin bavder bir paket kabartma tozu manasında. Sonra da fanila yani vanilya bir paket kabartma tozu ve bir tane de vanilya. Tarikatul amel yapma yolu yöntemi yani yapılışı nasıl yapılıyor? Yuhfeku çırpılır elbeyzu yumurta çırpılır ceyiden iyice. Yuzafu süker yuzafu eklenir. Ne? Eklenen şey ne? Es-sukeru şeker eklenir ile beyzi yumurtaya. Ve yuzubu ve karıştırılır es-sukeru şeker ma'al beyzi yumurtayla birlikte beraber karıştırılır. Yuzaf eklenir. Ez-zeytü sıvı yağ. İlel halîti halit'e. Yani karışıma ilave edilir, eklenir. Ve yuhfegu ve karıştırılır. Ma'hu onunla beraber. Yuhledu karıştırılır ne? Ed-dakîku un. Vel-bekînu Nelbikinu bav der yani kabartma tuzu o da karıştırılır. Vel fanila ve vanilya bunlar birlikte karıştırılırlar. Nerede? Fi vi'ain bir kapta karıştırılırlar. Ve yuzafu ve eklenir ilel halidi bu karışıma ne? Tedriciyen parça parça yavaş yavaş ilavede bulunur. Sümme sonra yuzafu eklenir. El halibu süt ma'ahu onunla beraber tedriciyen yavaş yavaş eklenir. Yuza'u el halidu halit yani karışım konulur. Yuza'u konulur. El halidu bu karışım. Fi furnin bir fırına konulur. Li müddeti 40 dakikaten. 40 dakika fırında bekletilir. 40 dakika boyunca fırında durur. Yukaddemu takdim edilir. Sunulur ma'aşşayı çayla birlikte. Evveya da el-asir asirle birlikte. Asir meyve suyu yani sıkma su.
Biz sıhhati vel afiyeti sıhhat ile afiyet. Yani afiyet olsun. Kaddim el fi'le fil cümelatı kema fil misali. Kaddim el fi'le fiille başlat. Yani kaddim sun öne al. El fi'le fiili fiil öne al. Fil cümelatı aşağıdaki cümlelerde kema fil misali örnek dolu gibi. El evladu çocuklar şeribu içtiler el kahvete kahveyi. El evladu müpteda olur. Şeribu bir fiildir. Şeribe, şeriba. Şeribu cem müzekkerdir. Fiili mazidir. Fiil yani. Faili vav olur. Fiil fail. El kahvete bu da mef'ul olur. Fiil, fail, mef'ul. Birlikte ne olur? Bir cümle, bir fiil cümlesi bu. Kendi başına bir fiil cümlesi. Bu fiil cümlesi bir bütün olarak, cümle olarak yani el evlad müptedasının haberi olur. An itibariyle bu cümle nedir? Bir isim cümlesidir. İçerisinde fiil barındırıyor mu? Evet, şeri bu fiildir. Öyleyse fiil cümlesi var mı içerisinde? Var. Burada yani iki cümle var. Hem isim cümlesi var hem fiil cümlesi var. İsim cümlesi var. El evladı müptedadır. Şeribu el kahveti failiyle mef'ulüyle, fiiliyle beraber bir bütün olarak haberdir. İsim cümlesinin ögesidir. Ama bunu parçalarsan, parça parça içine bakman gerekirse, analiz yaparsan, şeribu nedir? Burası bir fiil cümlesidir. Şeribi fiil, vav fail, el kahve mef'ul demek ki kendi kendine başlı başlarına bir fiil cümlesi. Ama bir bütün olarak isim cümlesinin de bir ögesidir, isim cümlesinin bir parçasıdır. Ama sonuç olarak, genel olarak baktığımda bir isim cümlesi görmekteyim. Bunu fiil cümlesi yapmak istersen ne yaparım? Buradaki müptedayı, yani baştaki elif lamlı kelimeyi alırım. Fiilden sonra getiririm. Fiilden sonra getirdiğinde bu ne olur? Fail olur artık. Peki fiilde bir değişiklik olur mu? Olur. Fiili müfret yapman gerekir. İşte şeribu, şeribe oldu. Görüyorsunuz. Buna göre buradan bakalım. Ennasu. Semi'u ennasu. İnsanlar semi'u dinlediler. El ezane. Ezanı dinlediler. Ennasu müpteda olur. Semi'u el ezane. Bir bütün olarak haberdir. Semi'u fiil. Vav fail. El ezan mef'uldür. Bir fiil cümlesi olarak, bir bütün olarak ennasu müptedasının haberi olur. Yani burada müpteda haber var. Diğer deyişle burada bir isim cümlesi var. Çünkü cümle isimle başladı. İsim cümlesi içerisinde fiil cümlesi barındıramaz diye bir kaide yok yani. Haber bazen fiil cümlesinden olur. Peki ben bunu fiil cümlesine dönüştürmek istersem ne yaparım ki zaten onu istiyorum. Yapmam gereken şey bu müptedayı fiilden sonra getirmek. Getireceksen fiili müfret yapman lazım. Nereden çıktı bu ya? Yukarıda geçmişti fiil her halükarda müfrettir. Faili ister müfret, ister tesni, ister cemi olsun. Fiil müfret olur. Fiil ile fail arasındaki uyum müzekkerlik, müenneslik bakımından olurdu. Buna göre semi'u ne yapman lazım? Müstede dönüştürmen lazım. Nedir o? Semi'a. İşitti, dinledi. Semi'a ennasu el ezane diye yazarsın. Ettullabu ketebu el ecvibete. Ettullabu öğrenciler ketebu yazdılar el ecvibete ödevlerini. Dalibun, dalibane, dullab. Cemi mükesserdir. Bu da cemi mükesser. İnsan kelimesinin çoğulu ennas gelmektedir. Ettullabu müptedadır. Ketebu, ketebe, keteba. Ketebu bir fiildir. Vav fail olur. El ecibe meful olur. Fiil, fail, meful. Bir bütün olarak bu fiil cümlesi olarak yani nedir? Haberdir. Ettullabu kelimesinin haberi olur. Ve ben burada bir fiil cümlesi yapmak istersem, hani kaddim el fi'le fiili başlar diyorsa fiil cümlesi yap burayı demek istiyor. Yapmam gereken tek şey şu isimleri fiilden sonra yazmak. Şimdi bu isimleri fiilden sonra yazacağım ve fiilleri de ki onlar semi'u, ketebu, dehanna, raca'u bunlar da fiil oluyor. Bunları müfrede dönüştüreceğim. Tek yapmam gereken bu. Eğer kelime semi'u, ketebu, raca'u da olduğu gibi müzekkerse aynen semi'a, ketebe, raca'a halini alırlar. Ama dehalne müennestir. Cimi müennes fiil.
İsimlerin cemi ünnesi başka, fiillerinki başkadır. Dehalne gibi ise o zaman ketebe, semi'a gibi olmaz. Semi'at, ketebet, dehalet, raca'at şeklini alır. Bunu da unutmayalım. Buna göre nerede kaldım en son? Yani bu ikiyi tekrar anlatayım. Ketebe, ed-dullabu el-ecibete. Ketebe yaparım. Dullabu bundan sonra gitti. Dehalne yerine dehalet et-talibatu el-fasle. 4. Zümelai, arkadaşlarım racaü, döndüler min Mekke, Mekke'den. Ne yaparsın? Raca'a zümelai min Mekke'de. El-müfredatu ve tabiratu el-cedid. Şu var ki, buraya geldi ama isim, fiil, harf birbirinden nasıl ayırt edilir pek anlatmadı. Artık bildiğinizi düşünüyor. Arapça 11'deyiz. Belki Arapça 9, 10 oralarda anlatılmıştır. O yüzden buna değinmemiş olabilirler. Ben de geçmiş kitaplara hakim değilim yani. Bilmiyorum işlenmiş olabilir. Ama işlenmediğini varsayarak isimle fiil arasındaki farklara nasıl ayırt edilir yani? Buna kısaca değinmek istiyorum. İsimle fiil arasında şu tür bir farklılıklar vardır. Mesela ismin sonunda kapalı bir ta olur. Şurada görüldüğü gibi bir T yer alır. Yuvarlak T. Yani isimlerin sonunda bu olabilir. Her zaman var demiyorum. Bundan görüyorsan o isimdir. Yuvarlak T'dır. Ta iner bu ta deriz. İsim bunu alır ama fiilde bu olmaz. Tenvin isimde olur, fiilde olmaz. Tenvin nedir? Yazıyor. Cer harfleri veya harfi cer diyebiliriz. İkisi de aynı şey. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, ker gibi harfi cerler. İsmin başında olur. Yani isim bunlardan sonra gelir. Fiilin başında bunlar olmaz. Nida harfleri ya, eya, a, bunların ardından gelenler yine isimdir. Zaman manası isim de yoktur. Kelimenin manasını biliyorsan anlayabilirsin. Bir isimde zaman manası yoktur. Örnek ver, kalem. Kalemde geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, bir zaman var mı? Kalem yok. Ama mesela öğrenci videoyu izliyor. Zaman var mı? Var. Yor ekledim. Şimdiki zaman var. Öğrenci dersine çalışır. Ir, ir, ar. Geniş zaman. Zaman var. Yemek pişiyor. Bir zaman var. Kalem, sandalye, bilgisayar, kitap, zaman var mı? Yok. Tek başına bir anlam ifade eder her ikisi de. Kat edatı mazi ve muzarinin başında olabilir. Yani fiilin başında olurken ismin başında olmaz. Lem, lemma bunların ardından gelen kelimeler de yine nedir? Fiildir. Sin, sefe bunların ardından gelen kelime yine fiildir. En, len, key, izen bunlardan sonra gelen kelime yine fiildir. Şöyle ufak bir parçaya bakmak istedim. Ebdifletu isimli fiil mi isim? Nereden anladın? Elif lamlı bir kelime. Hangi kelime elif lam bitişmiş ise, asli olmaksızın tabii zâid ise, isimdir. Oradan anlayabilirim. Başka kapalı T ile bitti isimdir anlarım. Elif lamla başlamış isim olduğunun bir işareti bu. Aynı zamanda kapalı T ile bitmiş. Bu da diğer bir işaret. Min harfi cer var. Ardından geldiği için kelimesi isimdir. Buradan anlayabilirim. Ayrıca ummi yani kelime esre ile bitmiş. Bunun isim olduğunu oradan da anlayabilirim. Feriha, alime gibi bir fiildir. Eddiflu elif lamlı bir kelime olduğundan isim olduğu aşikar. Hikayetu te kapalı t ile bitmiş kelime demek ki isimdir. Elif lamlı bir kelime olduğundan da anlayabilirim. Sonuncu harfin esreli olmasından da anlayabilirim ki bu bir isimdir. Binti. Kelime esreli bittiğine göre isimdir. İkra. Yani unsur, uktuk gibi bir emri hazırdır. Gara'ya yakra'u. Yani ikra fiildir. Emri hazır olur. El cümlete. Elif lamlı olmasından dolayı isim olduğunu anlarım. Kapalı T ile bitmiş. Oradan da anlarım. Elif lamla başladığından da anlayabilirim. T ile bitmesinden de anlayabilirim ki isimdir. Rakip tu, bu te, tu, ma, tu bunlar zamir. Zamir fiile bitişmiştir. Hani nasar tu, ketep tu gibi fiil mazi nefsim tükendim vahde kalıbıdır. Fiildir. Elif lam da başlamıştır. Sonunda kapalı te vardır. İki alamet birden kendisinde var yani.
adetun. Hem kapalı T ile bitmiş hem temin almış. Demek ki adet kelimesi isim. Cemiletun. Hem temin almış hem kapalı T ile bitmiş. Demek ki isim. Fi harfi ardına gelen kelime direkt isimdir ki zaten sonuncu harf esra almış. İsim olduğunu oradan da anlayabilirsin. Ezzaman, eliflamlı bir kelimedir. İsim olduğunu anlayabilirsin. Sonuncu harf esreli isim olduğunu oradan da anlarsın. Kânet, kâne, kâna. Kânu, kânet. Baktan normal bir fiildir. Raca'a, fiil. Raca'a, ketebe, nasara, fetaha, haraca, kefara gibi. Elverid, eliflamlı olduğundan isim olduğunu anlarsın. İlâ harficer, ardından gelen kelime zaten isim olur ki eliflamlıdır. Buradan da anlayabilirsin. Sonuncu harf esreli isim olduğunu buradan da anlayabilirsin. El-Mümerriza eliflamlı olmasından dolayı isim olduğu anlaşılır. Sonunda kapalı T var isim olduğu oradan da anlaşılır. Hararet sonunda kapalı T olmasından dolayı isim olduğu anlaşılabilir. El-Meriz eliflamlıdır ve sonuncu harf esrelidir. Çift alamet var yani isim olmasına dair. El-Evladü eliflamlı olmasından dolayı isim olduğu anlaşılabilir. Fi harficerdir. Harficerden sonra gelen kelime zaten isimdir. Oradan anlayabilirsin. Ayrıca eliflamla başlamış. Diğer bir alamet bu. Ayrıca kapalı T ile bitmiş. Diğer alamet bu. Ayrıca T ama sonuncu harf esre yani esre ile bitmiş olması da ayrıca bir alamettir. Bu gibi yöntemlerle kelimenin isim mi fiil mi olduğunu anlayabilirsiniz. Kısaca ondan bahsetmiş oldum. Çünkü diyor hani fiili başa al, ismi başa al, fiil hangisi, isim hangisi bunu bilmiyorsanız neyi baş tarafa alacağınızı da karıştırabilirsiniz. Kısaca bilgilerinizi hatırlatmak istedim. El müfredat et tabirat el celide yeni tabirler kelimeler tahtelifu el cain teharruk gibi kelimeler daha önce geçmiştir. Her birini tekrar edebilirsiniz. Böylece 6. üniteye gelmiş bulunuyoruz.